80'lerin başında daha Erdoğan henüz 30'lu yaşlara bile gelirken, gelmemişken hatta, 30'u bile olmamışken, böyle aman yine orada yapayım, yarın öbür gün ben çok büyük adam olacağım diye düşünmüyordur. Ve askere giderken de Asal'a verdiği bir belge. Ne? Şimdi o tarihte 4 aylık yaptığı söyleniyor. Yani şey, kısa dönem. 4 ay mı, 8 ay mı? Ama üniversite mezunu olarak mı, 2 ya da 3 yıllık okul mezunu olarak mı? Çok basit. Asal diyecek ki elimizdeki belge bu. Ya bunun özel hayatta falan alakası yok. Türkiye'de Cumhurbaşkanı bu ya. Yani şaka değil. Yapılmıyor. Elde 3-4 tane biliyorsunuz diploma geziyor. Ya bunları bir de resmi açıkladılar. Ha. Yok mezuniyet belgesi, yok sonradan belgesi. Sonra Marmara Üniversitesi. Kardeş, Marmara Üniversitesi diye bir üniversite yok o zaman. Yani sonradan diplomayı böyle yapıyoruz. Hayır, onu da yapamazsın. Bunlar belli ki hani Cumhurbaşkanı istedi diye alelacele yapılmış şeyler. O üniversite rektörleri de ağızlarını açamıyorlar. Yani mesela nasıl bir mantık? Ya bu adam yarın gidebilir. Ben o zaman geleceğim senin kapına. Arkadaş, sen bu hileyi hurdayı niye yaptın? Hesabını sormayacak mıyız? Neyse, şimdi bu yapılırken herkes ya diploma doğru mu değil mi tartışması yaparken Yüksek Seçim Kurulu geldi, üzerine bir de tuz biber ekti. Dedi ki, efendim adayların öğrenim belgelerini noter tasdikiyle yapmalarına gerek yok. Yani istediğin belgeyi ver. Niye çıktı acaba bu? Şimdi öbür adayların öyle bir derdi yok. Bir tek sıkıntı Tayyip Erdoğan'da. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu sefer vermek durumunda olduğu öğrenim belgesini notere gönderttirmiyorlar. Bu çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aytuğ Yatıcı, biliyorsunuz protesto için sakallarını kesmeyen bir milletvekili. Bazıları soruyor, bu adam niye böyle? Ya o protesto edeceğim dedi, daha seçildiği günden itibaren sakalımı kesmiyor, hala kesmiyor. Şimdi o bir soru önergesi yaptı, sözlü soru önergesi ve dedi ki, bakana bazı sorularım var. Şimdi milletvekillerin hakkı, soruları tek tek orada okuyor. Ama bakın Aytuğ Atıcı, diplomayla ilgili sorusunu bakın mecliste oturduğu yerden sözlü olarak nasıl sordu, bir izleyelim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı? İnce bir espri tabii. Şimdi önündeki mikrofonu görüyorsunuz değil mi? Orada yanıyor, sönüyor, yani süre bitti diyor. Şimdi bunun özü şu. Diyor ki bakana ya da başbakana, işte hangi ilgiliyse şimdi onun başını bilemiyorum. Diyor ki mesela 10 tane sorum var diyor. Buyurun diyorlar. 10 soruyu da soruyor ama 10 soru da aynı. Onun için böyle tekrar ne oldu diyeceksiniz? Hiç. Çıt yok. Çıt yok. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Yani bir ülkenin cumhurbaşkanının diploması tartışılıyor ve bununla ilgili ortaya somut hiçbir şey konmuyor. Sana ne ya diyor. Ben böyleyim diyor. Şimdi bakın, Türkiye'yi böyle hale getiremezsiniz. İşte o zaman kabile devleti oluyor. O zaman 3. sınıf ülke oluyorsunuz. Bunlar bir saniyede halledilecek konulardır. Ama Türkiye'de o kibir var ya, kibir. Müthiş bir kibir ya. Böyle bir şey. Bana soru soramazsın. Ben cevap vermem. Ben şuyum. Ben buyum. Ya böyle bir şey yok. Hakkınız yok. Ama yapıyorsunuz. Ama sonradan eleştirileri kabul edeceksiniz. Evet, burasını bir korku imparatorluğuna çevirdiniz. Burayı dehşetle, zulümle yönetiyorsunuz. Şu davranış bile. Ya diploman bu kadar basit ya. Nedir bu kadar basit? Şu işte kardeşim diyecek. Öyle mesela çıktı bir gün Tayyip Erdoğan. Dedi ki ya bu dedi Marmara Üniversitesi rektörü dedi. Ya şunu çıkaracaksan çıkar dedi. Bak rektöre söylüyor. O rektör hiç utanmadı, sıkılmadı ya. Ya şaşırıyorum. Yani bakın, bazı insanlara şöyle şaşırıyorum. Olabilir, biat etmişindir. Mesleki kariyerinde o. Öyle koruyorum dersin. Ama kardeşim, herkesin ailesi var.
Hani çoluğu çocuğu var. Belki de torun torba bir şeyler var. Ya onların yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Allah aşkına onu söyleyin ya. Ya ben bunu anlayamıyorum. Ya benim ya dünya görüşüm, ya yetiştirilme biçimim, ya yaşam biçimim bu aklım almıyor. Yani mesela o böyle iliklemeye çalışan o bilmem ne başkanı, yüksek mahkeme başkanı anlamıyorum. Kafayı böyle çakan, hazır olda duran adamı anlamıyorum. Hiçbir şey olmasa ya dede ne yaptın dediği zaman yüzü kızarmıyor mu? İçinden şöyle bir şeyler akmıyor mu? Nasıl oluyor diyorum bu. O rektör işte. Marmara Üniversitesi'nin bir tane rektörü. Hangi imam hatipten bilmiyorum ama. Adam diyor böyle bir şey diyor yaptık diyor ya. Ya ayıp ya ayıp. Ver bilgiyi kardeşim. Tamam. O okul yandı. Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu okul yandı. Daha 1900 şeylerin başında. 90'larda mı? Yok. 80. Yok 80 de değil. 70'li yılların sonunda 78-79 şeye denk gelir o. Büyük patlama olmuştu hani. 16 Mart'ta olmuştu o şey patlaması. Yakındır. Hayır bu denizdeki büyük patlama bir gemi patlamıştı ya. Çarpmıştı falan. Ona yakın bir dönemdir. Yandı gitti. Tamam. Ama ya koyun kardeşim. Bunda bir şey yok. Çünkü söz konusu kişi Cumhurbaşkanı. Ama öyle bir kibir var ki. Öyle bir egoma yüksekliği var ki yani bana kimse bir şey diyemez. İşte böyle otururum. Adamın kendinle eşit şartlarda yarışıyor. Güzel kardeşim, yarın seçimi kaybedersen oraya gelemeyeceksin bile. Yoksun çünkü sıfır normal vatandaşa dönüşüyorsun. Muharrem İnce gene bir partinin şeyi senin o da bitiyor. Böyle bir kibirle diplomamı vermem, cevap vermem. Bakın Tayyip Erdoğan en çok neden şikayet ederdi biliyor musunuz? Bu gen sorulardan işte zaten bu başkanlıkta artık o gen sorudan kurtulduk. Ya gen soru dedikleri bütün bu 16 yıl içinde en az 10 tane ona gen soru önergesi verildi. Tayyip Erdoğan bir tanesine bile gelip cevap vermedi. İşte mesela muhalefete benim kızgınlığım orada. Adam orada yok. Konuşuyorlar cevabı da çıkıyor biri veriyor kabul ediyorlar. Çık git kardeşim oradan. Hayır diyeceksin. O başbakan buraya gelecek ben ona soruyu soracağım cevabını bana verecek. Gen soru o. Bir tanesine bile gelmedi biliyor musunuz? İşte hani diktatör olmuyor bilmem ne tek adam. İşte bu yüzden oluyor tabii. Yani muhalefetin buradaki boşluklarından oluyor. Aynı şeyi bütçede de dilimizde tüy bitti. Yahu sen konuşuyorsun. Dinlemiyor. Tayyip Erdoğan başbakan olarak geliyor, bütçeyi anlatıyor, dinliyorsun. Sonra sen çıkıp eleştireceksin, çekiyor gidiyor. Cevabına da gelmiyor. Çık o zaman meclisten diyorum ya. Konuşmayın o zaman. İşte o taşıdı ve adamda muazzam bir kibir yarattı bu. Diplomamı vermem diyor. Ha onun da şeyleri var. Böyle bir takım trolleri. Efendim diplomayla mı adam olunacak? Ya tabii ki diplomayla adam olunmayacak. Ama bir kuralsa bu. Kuralın yerine getirildiğini bilelim ya. Ne diyor? İlkokul mezunu olmayanın şey alamaz. Ehliyet alamaz. E şimdi ya adam çok güzel araba kullanıyor. Harika, cambaz gibi. Yani şimdi buna mı soracağız? Evet soracağız. Varsa koyacak. Yoksa arabayı kullanamayacak. Ama bu çok iyi. Ben ne yapayım kardeşim? Gitsin tarlada kullansın o zaman. Yani mantığı bu. Evet. Şimdi başka ne kaldı? Bir de zamanımıza bakalım. Ha daha varmış. Güzel. Daha vaktimiz var. Şimdi